harika hikaye, yeni atlaşma. İsa zorlukların üstesinden geldi. Matta 4. bölüm. İsa büyüdü ve Tanrı'nın işini yapmaya başladı. Kalabalıktan uzaklaştı. Çünkü Tanrı'ya dua etmek istiyordu. 40 gün boyunca dua etti. Şeytan İsa'nın yanına geldi. "Aç olmalısın," dedi. İsa uzun zamandan beri hiçbir şey yememişti. Şeytan, "Bu taşları ekmeğe dönüştür," diyerek İsa'yı ayartmaya çalıştı. İsa, şeytanın söylediğinin doğru olmadığını biliyordu. Bu yüzden Tanrı'yı takip etmeliyim. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz ama Tanrı'nın sözüyle yaşar, dedi. Şeytan, eğer Tanrı oğluysan kendini aşağı at. Bana tap, o zaman sana bütün dünyayı vereceğim, dedi. İsa şeytanı takip etmedi. Ona, çekil git şeytan, Tanrı'yı hoşnut etmeliyim. Sadece Tanrı'ya tap ve ona hizmet et, dedi. Şeytan kendisini takip etmesi için İsa'yı ikna edemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden kaçtı. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Tanrı çok mutluydu. Çünkü İsa şeytana uymadı. Onun gibi sen de şeytana karşı durabilir misin?